Yeniden merhaba arkadaşlarım. Kaldığımız yerden kimyar yerde ve polimerlerden arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım polimer denilen şey neymiş? Bakın çok sayıda küçük molekülün veya monomerlerin bir araya gelip kovalent bağlanmayla oluşturduğu büyük moleküller arkadaşlar polimer denilir. Aslında biz bunu kabaca şöyle kodlayabiliriz. Çevremize kullanmış plastikler arkadaşlar. Direkt olarak öyle aslında olayı lanse edebiliriz size. Polimeri oluşturan küçük moleküllere monomer, monomerlerin tekrar eden arkadaşlar birimlerine ise mer ifadesini veriyoruz. Bakın. Burada bir molekül görüyoruz. Küçük bir molekül. Oluşan büyük molekül içerisinde sürekli olarak bunun kullanılması bunun monomer olduğunu gösteriyor. Tekrar eden birimlerin aynı tanecik olması arkadaşlar mer anlamına geliyor. Bu merlerin sürekli ardı ardına bağlanmasıyla oluşan yapıya arkadaşlar polimer diyoruz. Eğer iki tane monomeri bir araya getiriyorsanız oluşan yapıya dimer diyoruz. Üç tane monomeri bir araya getiriyorsanız oluşan yapıya trimer diyoruz. İşte dört tane bir araya gelirse tetramer, daha fazlası bir araya gelirse polimer olarak adlandırabiliyoruz. Polimerler kendi içinde iki gruba ayrılıyor. Doğal polimerler ve arkadaşlar yapay polimerler olabilirler. Doğal aslında az çok tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Önce doğaldan gidelim sonra yapaylara döneceğim ben. Bakın lateks ağaçlardan salgılanan bir yapıdır bu. Pamuk, onun dışında selüloz bitkilerin yapısına yer alıyor. Yün, protein vücudumuzda arkadaşlar yer alıyor. Onun dışında karbonhidratlar bunların tamamı polimer yapıya sahip ve bunlar nasıl polimerler? Doğal polimerler. Yani organizma tarafından üretilen polimerlerdir. Canlı tarafından üretilen polimerlerdir. Bir de arkadaşlar yapay olarak elde edilen polimerler var. PVC gibi, PET gibi, polietilen gibi, kauçuk gibi, kevlar gibi, teflon gibi bunlar arkadaşlar yapay olarak elde edildiği için sentetik olan polimerlerdir. Mesela teflon. Yüzeylerin yapışmasını engellemek için arkadaşlar yüzeylere yapılan, örtülen diyelim bir sentetik malzeme olarak kabul edilmekte. Şöyle bakalım. Devam ediyorum. Polimerleri oluşturan monomerler aynı veya farklı olabilir. Aynı olmak zorunda olmadığını biliniz arkadaşlar. Kauçuktan giriyorum. Yani burada ben şeyi verdim ama çok şart değil bilmeniz. Kalkıp bunları sormuyorlar ama yine de belirttim. Kauçuk arkadaşlar doğal ve yapay olarak karşınıza gelebilir. Doğal olanı lateks elden yapıya sahip olması olarak kabul ediliyor. Bir de arkadaşlar yapay olarak kullanılan kauçuklarımız var. Bunlarda da araç lastiklerini, ayakkabı tabanlıklarını örnek olarak verebiliriz. Esnek yapıya sahip olduğunu, dayanıklı olduğunu biliyoruz ve yalıtkan bir malzemeler arkadaşlar kauçuk ki zaten hani böyle elektrik çarpmalarında falan genelde plastik malzemeleri, kauçuk vari malzemeyle müdahale etmeniz daha sağlıklı bir sonuç ortaya koyacaktır. Monomeri neymiş? İzopren arkadaşlar. Yani C5H8 formuna sahip olan bir yapı olarak kabul ediliyor. Polietilen tetraftanat bildiğiniz PET arkadaşlarım. Bunu artık günlük yaşantımızda çok sık kullandığımız için aşina olduğumuz bir kimyasal polimer olduğunu belirtebiliriz. Benzen içeriyor, aromatik halka içeriyor. Dolayısıyla arkadaşlar aslında polimerlerin hani hayatı kolaylaştırma gibi özelliği var. Pratikler, hafifler, kullanışlılar ama bunun yanında arkadaşlar doğada bozulma süreleri çok fazla uzun olduğu için ciddi çevresel sorunlar meydana getirebiliyorlar. Peki nerede kullanılıyor arkadaşlar polietilen, tetraftalat veya PET diye kısaltabiliriz bunu. Su şişelerinde kullanılabiliyor, yangın hortumlarının yapımında kullanılabiliyor, yalıtkan malzemelerde kullanılabiliyor. Ve arkadaşlarım esnek yapıya sahip olduğunu biliyoruz zaten. Bir de geri dönüştürülebileceğini biliniz. Polietilen yine bakın esnek ve suya dayanıklı bir polimer. Naylon poşetler, marketlerde kullandığınız poşetler var ya, oyuncakların yapımında kullanılıyor, boruların içinde arkadaşlar olduğunu belirtebiliriz. Bunlar çok ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Daha sonra buna değineceğim ben. Çocuklar üzerinde çünkü bunları arkadaşlar içerisinde ciddi olarak endokrin sistem ve çocukların gelişim bozukluğu ve hiperaktif bir aktivite diye bir mevzumuz var şu anda. Yani çocuğun çok fazla hareketli olma olayı var. Bunların oluşmasında rol oynayan kimyasallar bu polimerler içerisinde yer alıyor. Özellikle oyuncaklarda çok fazla yer alıyor. Bu da çocuğun eline geçtiği zaman vücut ısısının temasıyla arkadaşlar oradaki polimer yavaş 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 çözünüyor, vücuda geçiyor ve bu da daha sonra farklı sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Kevlar arkadaşlar oldukça sağlam bir polimerdir. Yani ki zaten burada belirtmişiz darbelere karşı ve ateşe karşı dayanıklı hafif bir polimer. Bu yapısından kaynaklı arkadaşlar çeliğe kafa tutan bir yapıya sahip. Yani hali hazırda tamamen çelikte kafa kafaya gitmiyor belki ama
Baktığınız zaman arkadaşlar çok sağlam ve çok ciddi dayanıklılığa sahip bir polimer olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı savunma sanayinde zırhlı araç üretiminde, kurşun geçirmez yelek üretiminde arkadaşlar bu askerlerin taktığı kaskların üretiminde kullanılan bir yapı ki onun dışında paraşütler biliyorsunuz çok sağlam malzemeler olmak zorunda. Gemi halatlarında Kevlar polimerinden faydalandığını biliniz. Polietilen tetrafluor üreten ya diğer adıyla arkadaşlar bildiğimiz adıyla teflon. Burada teflonun şöyle bir özelliği var. Su geçirmez, yapışmaz bir özelliğe sahip. Ve arkadaşlarım bundan dolayı çoğunlukla nerede kullanılıyor? Yapışmaz sabun üretiminde kullanılıyor ki pişirilen yemekler yüzeye yapışmasın. Çok mu sağlıklı? Değil. Çok dikkatli kullanmanız gerekiyor aşırmalarda. Oradaki PTFE arkadaşlar yemeğe karışabilir. Yemeklerden mideye gidebilir ve vücuda dahil olabilir ve bunlar çoğunlukla arkadaşlar kanserojen maddelerdir. Kimyasalar çünkü petrol türevi olduğunu unutmayın bunların. Onun dışında nerede kullanılıyor? Yüzeylerin boyanmasında arkadaşlar kullanılıyor. Araçların cam sileceğinde yine kendine yer alıyor diyebiliriz. Polistiren yani PS kısaltmasıyla bilinen bir malzememiz, polimerimiz var. Asit bazlara karşı oldukça dayanıklı. Onun dışında mevsimsel değişimlere karşı arkadaşlar diyelim dayanıklı. Ki zaten ne olarak kullanılıyor? Isı yalıtım malzemesi olarak kullanıldığını veya gıda ambalajlamada arkadaşlar kullanıldığını biliniz. PVC polivinil klorür arkadaşlar. Vinil klorür monomerine sahiptir. Yine bu da mevsimsel değişimlere, hava koşullarına karşı ve kimyasallara, asit bazlara karşı dayanıklı bir malzeme. Bundan dolayı yer döşemelerinde veya pencere profillerinde, borularda, kablarda arkadaşlar kullanımı yaygın. Polimerlerin olumlu ve olumsuz yanları neler? Birincisi ucuz, kolay işlenebiliyor olması olumlu yanı. Dayanıklı uzun ömürlü arkadaşlar oluyor. Hafif ve esnek yani siz ne yapabiliyorsunuz? Çok nasıl diyeyim? Yani külfetli bir olayı çok kolay bir şekilde bunlarla halledebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar şöyle olumlu bir yanı var. Polimerlerin geneli dönüştürülebilir. Yani tekrardan kullanıma sunulabilir. Bunun kendi içinde hem olumlu hem de arkadaşlar olumsuz yanları tabii ki var. Peki olumsuz yanı ne? Çevrede bozulma süreleri çok fazla uzun arkadaşlar. Yani siz doğaya bıraktığınız zaman bu bozulsun, doğaya karışsın veya toprağın yapısına karışıp toprağı kirletmesin böyle bir şey mümkün değil. Çünkü doğal bir yapıya sahip değil. Isı ve ışın etkisiyle bozulup zehirli etki oluşturabilir. Yani toksik etki meydana getirebilir. Bunun da en sık arkadaşlar verilen örneği veya karşımıza çıkacak tarafı söyleyelim. İçtiğiniz pet şişeler arkadaşlar, su şişeleri. Bakın onlar dışarıda güneşin altında bırakılabiliyor, ısıya maruz kalabiliyor. Her seferinde yavaş yavaş içindeki partiküller çözünüp suya geçiyor. Biz de farkında olmadan bunları tüketip içiyoruz. Ve bu da arkadaşlar vücutta istenmeyen sorunlar meydana getirebilir. Geri dönüşüm var ama geri dönüşüm için de ek maliyet ve enerji arkadaşlar sarfiyatı gerekiyor. Peki can alıcı noktaları ne? Onu söyleyelim. Oyuncakların arkadaşlar yapısında kullanılan kimyasallar çocukların özellikle gelişim aşamasındaki çocukların davranışsal bozukluklarına arkadaşlar yol açabiliyor. Ve tekstil ürünleri çoğunlukla arkadaşlar polimer yapıya sahip biliyorsunuz. Ve polimer yapıya sahip olduğu için teri yeterince emmiyor. Bu da vücut ısı dengesini arkadaşlar bozabiliyor. Bir de polimerlerin yapısındaki bisfenol kimyasal arkadaşlar çoğunlukla göğüs kanseri, obezite gibi sorunlara yol açabiliyor. Peki geri dönüşüm ekonomiye katkısı ne? Ona bakalım. Şimdi önce şunu belirtelim. Polimer, kağıt, cam, metaller arkadaşlar. Bunlar geri dönüştürülebilir malzemeler, kimyasallar. Geri dönüşümün fazla olması buradaki çevre kirliliğini arkadaşlar nispeten azaltıyor. Enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra çok ciddi bir sorun olan arkadaşlar küresel ısınmaya bir katkısı var. Yani sera gazı emisyonunu azaltıyor. Sera gazı çoğunlukla arkadaşlar karbondioksit olarak kabul ediliyor. Örneklerimize bakalım. Polimerlerle ilgili hangileri doğrudur diyor. Esnek ve kullanım hafif maddi malzemelerdir. Doğru söylemiş. Monomerlerin ard arda bağlanmasıyla oluşuyor. Evet arkadaşlarım geri dönüşümüyle ekonomiye katkı sağlar. Bunların tamamı doğru olarak arkadaşlar kabul edilebilir. Yani hepsi diyebilirsiniz burada. Polimerler doğal ve yapay yapıda olabilirler. Verilen bilgiye göre hangileri doğal polimerlerdir? Bakın protein vücutta sentezlenen bir yapı doğal polimerdir. Selüloz bitki yapısında yer alan bir polimerdir. Doğal yapıya sahip PVC yapaydır. Pamuk arkadaşlar ne?
doğal bir şekilde kendinden gelişerek oluşan bir yapı doğal polimer sınıfında yer alabilir. Yani burada cevabınız 1, 2 ve arkadaşlarım 4 olmalı. Polimer bir madde ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Hakkında bilgiler veren polimer hangisi olabilir diyor. Yer döşemelerinde kullanılır, pencere profillerinde kullanılır. Bunu arkadaşlar zaten görüyorsam direkt nereye gideceğim ben? PVC'ye gideceğim. Pencere profillerinde ve yer döşemelerinde kullanıldığını söylüyorsa oradaki polimer arkadaşlar PVC olmak durumunda. Verilen yargılardan hangileri polimerlerin olumsuz özelliklerindendir diyor. Doğada bozulma sürelerinin uzun olması, evet. Doğada bozulma sürelerinin uzun olması onları olumsuz olarak yazılır. Kimyasallara karşı dayanıklı olması olumlu yanlarıdır. Cevabımız da istediğimiz şey değil bu. Ultraviyole ışınları ve ısı etkisiyle bozulması arkadaşlar yine bu da olumsuz yanlardan bir tanesidir polimerler için. Daha sonra bu da toksik etki olarak bize geri dönüyordu. Cevabımız burada ne olmalı? 1 ve arkadaşlarım 3 olmalı. Burada olayımızı sonlandırıyoruz. Polimerleri de bitiriyoruz. Ardından ne gelecek arkadaşlar? Gıdalar ve ilaçlar gelecek. Bu şekilde ünitemizi sonlandıracağız, bitireceğiz. O zaman ne diyoruz? Sonraki videoya kadar tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, iyi kalın, esen kalın.